sezon öncesinde yeni Malatyaspor'un kamp yaptığı oteldeyiz. Şu anda yanımızda Fofana var. Yeni transfer öncelikle nasıl gerçekleşti? Transfer süreci ondan dinleyelim biraz da. Le transfer a été très rapide. Çok çabuk gelişti. Ben tatildeyken menajerim aradı. Türkiye'den güzel bir iyi bir takım seni istiyor dedi. Ben dedim zaten dedim bu aralar takımlar istiyordu ama dedi bu farklı dedi. Bu yeni Malatyaspor'dan dedi. Bir teklif aldık dedi. Şartlarını sordum. Hemen kabul ettik. Türkiye'ye geldim. Başkanla konuştuktan sonra imzaladık ve çok çabuk bir gelişen bir transfer oldu. Regarde les conditions tout et tout et je vais donc il m'a appelé bien et suis arrivé. Detaylı ilerleyeceğiz ama Konyaspor serüveni nasıl değerlendiriyor kendi adına? Ya tabii ki öncelikle Konya şehrine çok teşekkür ediyorum beni karşılamalarından ötürü orada kaldım. Süre içinde bana hep destek çıktılar ama futbolda sürekli artık özellikle bugün transfer daha da yoğunlaştı. Dün Konya'daydım, bugün yeni Malatyaspor'da, bugün burada yeni bir sayfa açtım. Burada başarılı olmaya çalışacağım. Konyaspor ve Konya şehrine tekrardan teşekkür ediyorum. Sergen Yalçın takımın başına yeni getirildi. Ama Sergen Yalçın'la çalışma fırsatı olmuştu. Transferde bunun etkisi var mı? Ya tabii ki de nedenlerden biri oydu çünkü ben az bir kısa bir süre çalıştım Konyaspor'da Sergen Hoca'yla ama Sergen Hoca Konyaspor'un belki de en kötü zamanına denk geldi. Ama o en kötü zamanında bile çok güzel şeyler, inanılmaz şeyler yaptı. Hepimizi etki altında bıraktı. Zaten Sergen Hoca'nın geçen sene Alanya'da yaptıkları da ortada. Onun için bugün futbolda çalıştığınız bir hocayla tekrar çalışmak daha kolay oluyor sizin için. Tabii ki nedenlerden biri o ama tabii ki de kulübün bana sunduğu şartlar ve verdiği değer de bir nedendir. Sergen Yalçın'la konuşma fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ne konuştu buraya gelmeden önce? Onunla ilgili planları neler? Tabii Sergen Hoca ile konuşma fırsatım olmadı transfer gerçekleşirken. Ama burada olması tabii ki beni mutlu etti. Ben başkanla kulübün gelecekteki planları adına konuştuğumuzda çok kolay transfer gerçekleşti diye söylemiştim. Sergen Hocam burada olması beni mutlu eder ama tabii bu benim daha rahat olacağım anlamına gelmez. Ya da başka bir hocanın olup da çok çalışacağım anlamına da gelmez. Ben her zaman profesyonel bir oyuncu olarak her zaman elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. Avrupa kupalarında da yer alacak yeni Malatyaspor. Transferde bunun payı var mıydı? Ya tabii ki bu bütün bu nedenler transfere bağlıdır mutlaka ama Avrupa Kupası'nda oynamak kolay değil. Özellikle bugün bu şartlar altında bütün takımlar iyi futbol oynuyor. Biz turu geçeceğimizden, gruplara kalacağımızdan bir şüphem yok. Çünkü çok kaliteli bir takım. Geçen sene buraya gelmeden önce izlediğim Malatyaspor'un üstüne 3-4 tane daha transfer yapıldığı takdirde çok uzağa gidebilecek bir ekip olduğunu herkes tahmin edebiliyordu. Onun için tabii ki kararımı verdiğim zaman da bu da bir nedendi. Onun için ama sadece Avrupa Kupası değil, biz ligde de iyi oynamamız lazım. Lig de çok önemli bizim için. Avrupa Kupası'nda gidebildiğimiz en uzak yere kadar gitmeye de çalışacağız. Fil dişi yıldız oyunculara sahipti. Ebiyo Drogba gibi milli takımda. Yeni jenerasyonda böyle oyuncuların yetişeceğini düşünüyor mu? Ya tabii ki sadece Didier Drogba bir fil dişi sahilinin oyuncusu, yıldızı değil de bütün bir Afrika'nın, bütün Avrupa'nın, dünyanın bir kabul ettiği yıldızdı. Tabii ki sadece oraya yetenekli değil, çalışarak geldi. Ben şuna inanıyorum ki çalışarak çok şeyi başarabilirsiniz. Yeni jenerasyondan gelen yeni oyuncular var ama tabii ne olacağını zaman gösterecek. Şunu da merak ediyorum. Fil dişinde herkesin farklı bir futbola başlama hikayesi var. Kendisinin de hikayesini dinleyebilir miyiz? Futbola nasıl başladı?
Ya tabii ki öncelikle bu bizim için, benim için çok duygusal bir hikaye. Genellikle bahsetmek istemiyorum çünkü hep aslında güzel şeyler aklıma geliyor ama ben 6 aylıkken babam Amerika'ya gitti bize bakmak için. 6 aylıktım. Tabii o dönemlerde büyümeye başladığımda okul çağı geldiği zaman okula gideceğim yerde ben kaçıp futbol oynardım. Babama da hep haber verirlerdi, oğlun okula gelmiyor, işte futbol oynuyor. Babası da demiş ki yani nasıl bir durumu nasıl, iyi, çok iyi oynuyor demişler. Ondan sonra babasıyla konuştuklarında işte eğer gerçekten istediğim buysa devam et demiş ama ciddiye al futbol işini. Annesi de nitekim öyle kabul etti. Sonra 11 yaşındayken annesi de babasının yanına gitti çalışmaya çünkü bu bize bakmak zorundalardı ve biz ve ben bunu onlara bir teşekkür amaçlı kendime söz verdim, iyi bir futbolcu olup onlara bakacağımı ve onlara bu bana yaptıkları için, yaptıklarından ötürü teşekkür edeceğimi. Nitekim de Allah yardım etti bana da. Bugünlere kadar geldim ve onun için çok mutluyum. Babası ve annesi çalışmaması için bu kadar hırslı ve başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz peki? Ben de biraz araştırdım, o yüzden üstüne durdum çünkü. Genel olarak aile. Ya en önemli motivasyon ailedir. Ben her zaman onu söylüyorum. Sadece şahıs olarak algılamamak lazım. Ben ailemin bana söylediklerine de çok dinliyorum. Sonuçta eğer bir şey yapılmayacaksa, ailem yapılmayacak diyorsa gerçekten de yapmıyorum. Onun için aile çok önemlidir benim için. Afrika'dan Norveç'e transfer olmuştu. İklimin etkisi var mıydı bu transferde? Oh, c'était difficile parce que j'ai quitté l'Afrique où il faisait 30 degrés. Tabii ki bayağı bir soğuktu da. Menajerle konuştuğumuzda çok çok güzel bir yere gideceğimi söyledi. Nitekim ben oraya gittiğimde farkın 50 derece olduğunu gördüm. 30'dan eksi 20'ye geçtiğim zaman da. Menajer dedi ki sadece bir ay sürecek, ondan sonra rahat olacaksın. O tabii kar da vardı, her şey vardı. Tabii ki ama alışmak biraz zor oldu. Güzel de geçti. Ya güzel bir anı oldu benim için. Je veux jouer au foot, mais toi tu veux m'assassiner parce que je quitte dans 30 degrés, tu me mets dans moins 20 degrés. Bir lakabı var mı kendisine? Sorabilir miyim, merak ediyorum. Saviola. Nereden geliyor bu peki lakabı? Oui, c'est le joueur argentin. Çocukken oynadığım zaman mesela o Afrika'da, o zaman Saviola, Arjantinli futbolcu Saviola çok meşhurdu. Ve o stilini bana benzetiyorlardı. Öyle de kaldı. Grand Feladia, mais tu joues comme Saviola tout et tout. Türkçe öğrendiği kelimeler var mı? Onu da merak ediyorum. Uzun süredir Türkiye'de çünkü. Varsa söyleyebilir mi bizim için? Ya tabii ki genellikle futbolda konuşulan terimleri çok iyi biliyorum. Dışarıda da Türkçe konuşulduğu zaman yanımda anlayabiliyorum ama ağzımdan daha şey çıkmıyor kelimeler. Ona da biraz zaman lazım. Peki. Biraz geçmişe de dönmek istiyorum. Aykut Hoca'nın kendisine katkısı olduğunu düşünüyor mu? Yani ilk geldiğim zamanlarda Aykut Hoca ile karşılaştım Türkiye'de. Bana çok büyük katkı sağladı o zaman. Ondan sonra ikinci gelişinde de öyle. Tabii ki bugün başka bir hoca ile çalışıyoruz ve hayatınız boyunca farklı hocalarla çalışacaksınız. Ama benim Türkiye'ye ilk gelişimde bana Türk futbolunu gösteren, takımları, oyuncuları anlatan, sistemi anlatan Aykut Hoca'ydı. Onun için kariyerimde büyük bir etkisi oldu. Ona da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'deki futbolu nasıl değerlendiriyor ve geçtiğimiz senenin şampiyonu Galatasaray oldu. Geçtiğimiz sene sezonu nasıl değerlendiriyor? Geçtiğimiz sene onun adına nasıl geçti peki son? Geçen sezon çok zevkli bir sezon oldu. Çok heyecanlı bir sezon oldu. Özellikle sonlara doğru heyecan gitgide arttı. Başakşehir'in bu kadar önde olup Galatasaray'ın yetişmesi. Ama tabii Galatasaray da çok iyi bir takım. İyi futbol oynayan bir takım. İyi motive olan bir takım. Bu sadece Türk futboluna daha da büyük katkılar sağlıyor. Futbolun bu kadar heyecanlı olması. İnsanların ilgi göstermesi de ayrı bir boyutta. Onun için bir dahaki gelecek sezonlarda da Türkiye futbolunun çok şey katacağını düşünüyorum. Son demiştim ama
aklıma gelmişken, neden 21 numaralı forma ve kendisini uzun yıllar Türkiye'de izleyeceğiz mi veya hedefini öğrenebilir miyiz? Le numéro 21 parce que à la base quand j'étais en Afrique, j'aimais porter le numéro 7. İlk Afrika'ya gittiğim zaman 7 ya da 9 numara giyiyordum. Çünkü orada bizim orada 21'e kadar rakam yoktu, 18'e kadar vardı. O zaman da oranın sportif direktörü dedi ki bana, yani 21 numarayı alabilirsin çünkü 7 ile 9 numara müsait değil. Ben de 21'i aldım. Çok da şans getirdi bana. Nitekim Fransa'ya döndüğümde 21'i istedim tekrar. Bu sefer maalesef doluydu. 23'ü aldım. Fazla da şans getirmedi. Konya'ya geldiğim zaman 21 numara boştu. Tekrar şans getirsin diye tekrar 21 numarayı aldım. Onun hikayesi de bu. Bu Türkiye'de uzun seneler kalma konusunda da tabii ki ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de yaşam tarzını benimsiyorum. İnsanların bana davranışları beni çok mutlu ediyor. Ve teklif geldiği süre içinde ben bu Türkiye'de kalmak için elimden geleni yapacağım. Onun için hem özellikle de Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için de ayrı bir bende bir ayrı bir sevgisi var. Müslüman. Donc ça me permet de bien me caser parce que j'arrive à faire mes prières à temps tout et tout. Et on met en prière inshallah je compte rester ici pendant des années. Teşekkür ederim lakabıyla Sarhi Olay'a. Fofana ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Yeni Malatyaspor'un kamp yaptığı oteldeydik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Röportajımızı burada noktalıyoruz.